20 Ocak tarihinde işe gitmek için işte biraz geç saatlerde çıkmıştım o gün. Tesadüftür işte tek gittim o gün. Saat ortalama 12 civarları falandı. Otobüsten indim. İşte durakta kaldırımda bekleyen ortalama 4 kişi falan vardı tahminime göre. Bir tanesi işte pardon bakar mısın falan tarzında birkaç şey söyledi. Arkamı dönüp işte ona baktığımda bir anda hepsi birlikte üzerime çullandı. Tabii bu sayı o esnada arttığını da gördüm. Yaklaşık bir ortalama 2-3 kişi falan daha arttılar yani. İşte orada bir tane araç vardı. Araca bindirmeye çalıştılar. Daha sonra işte ben direndim. Arabaya binmemek için kendimi işte bir şekilde geri çekmeye falan çalıştım. Daha sonra tabii bunlar o direnci ortadan kaldırabilmek için elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Daha sonra işte açıkçası kendime geldiğimde bir arabadaydım. İki kişi koluma girmiş, kafamı aşağı bastırmış ve kafama bir tane siyah çuval geçirilmişti. İşte daha sonra başka bir arabaya bindirdiler. Araba değişikliği yaptılar. Daha sonra bir yere götürdüler bizi. Yani şey beni. Yani buranın neresi olduğuna dair ya da işte nasıl bir yer olduğuna dair bir tane fikir soracak olursanız hiçbir şekilde görmedim ve atıyorum konum, adres, mekana dair hiçbir isim belirtilmedi hiçbir zaman. İşte girdikten sonra gerek sistematik olarak gerek işte ara ara işkence yöntemleri uygulandı. Elektrik vermedir, işte kaba dayak. Bunun yanı sıra işte ara ara soğuk suyla ıslatarak şiddet uygulama. Genelde bu uygulamalar gerek çıplak olarak bazen işte üzerinizde sadece iç çamaşırı olabilecek şekilde uygulanıyor. İşte bazı anlarda işte mezar dedikleri bir bölüm var. Sadece ayakta durabildiğiniz, elinizi kolunuzu hiçbir şekilde kıpırdatamadığınız, gözünüzün bağlı ve ellerinizin arkadan kelepçeli olduğu bir bölüme hapsediliyorsunuz. Onların isteği doğrultusunda oradan çıkarılıyorsunuz. İşte bir şekilde tehditler, teklifler yapılıyor. Yanı sıra işte tecavüz tehditleri gerçekleşiyor. Daha sonra onların keyfi olarak bu uygulamalar tekrar devam ediyor. Tabii bu süre böyle geçti. İşte en son benim tahminlerime göre bir gün öncesinde yani bu sabah değil bir önceki gün içerisinde bırakılmayı bekliyordum. Ona dair bir hazırlıklarının olduğuna dair böyle bir şeyim hissiyatım gelişmişti. Böyle bir hazırlık içerisindelerdi. İşte o gün bırakmadılar. Yine işte bizimle çalışmalısın. İşte bizimle çalışır mısın? İşte işbirliği içerisinde olma gibi teklifler oldu. İşte daha sonra birkaç kez işte bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Falan gibi sorularda işte benim onlara işte muhtemelen istihbaratçısınız sözlemlerim üzerine herhangi bir evet ya da hayır gibi cevaplar olmadı. Fakat bazı konuşmalarında işte biz görünmeyenleriz şeklinde söylemleri oldu hep. Daha sonra işte sabah saatleriymiş. Bir arabaya bindirildim. Gözlerim yine bağlı. İşte ortalama 4 kişi vardı muhtemelen. Arabaya bindirdiler. Ondan sonra tabi arabaya bindirmeden önce çıkış yapmadan önce zaten üzerimdeki kıyafetlerin kendime ait kıyafetlerin hiçbirisi bana ait değildi. Yani sadece pantolonum kendime ait kalmıştı. Diğer iç çamaşırları, çorap, gömlek, tişört falan vesaire hiçbir şeyim kendime ait değildi. Onları onlar verdiler. Çıkış yapmadan önce işte boyun, koltuk altları, işte vücut bölgemi
temizlemeye dönük bazı işlemler yaptılar. Kolonya falan tarzıyla. Ondan sonra daha sonra işte üzerime giydirdikten sonra üzerime parfüm falan sıktılar. Montuma falan zaten parfüm sıkmışlardı. Daha sonra beni bırakmadan önce işte bana onların şef dediği kişi dedi ki hiçbir şeyini almadım. Sadece sim kartını alıyorum. Bilgin olsun dedi bana. İşte ben ne için alıyorsun dediğimde herhangi bir cevap vermedi. İşte istersen gider aynı hattı çıkartırsın, istersen hattını değiştir. Ben sim kartı aldım şeklinde bir söylem oldu. Daha sonra işte arabaya bindirildim. İşte inmeden önce kafam normal şartlarda bir bezle, şeyle, peçeyle bağlı. Daha sonra üzerinde de bir tane kafama bez geçirilmişti çuval tarzında. Onu çıkardılar. İşte iki kişi kafamı aşağı doğru bastırdı arabanın içinde. Zaten karanlıktı. Daha sonra işte gözümü açtıktan sonra fark ettim. Hani onlar beni bıraktılar. İşte dediler ileriye doğru yürü, önün açık. Sakın arkana dönüp bakma. Sadece ileriye doğru yürü dediler. Ondan sonra işte ben biraz mesafe gittikten sonra gözümü açtım. Ve işte pamukla, belli miktarda bir pamukla gözlerimi kapatıp daha sonra da işte bantladıklarını fark ettim. Bantla bantlamışlardı. Şey yapmış, sarmışlardı. İşte daha sonra işte telefonum falan olmadığı için ulaşabileceğim orada bir ulaşım aracı falan da bulamadım. Sabah saat erkenmiş. Bunu da bilmiyordum. Ben akşam saatleri falan diye tahmin ediyordum. İşte bir güvenlik görevlisinden taksi çağırmasını rica ettim. İşte taksiye bindim. Ailemin evine geldim. Bu süreç böyle geçti benim açımdan. Tabii yani bu saldırıların amacı bir şekliyle bulunmuş olduğumuz, taşımış olduğumuz kimlikten kaynaklı olduğunu biz biliyoruz. İşte sosyalist kimlikli kişilere daha önce bu saldırılar çok kez gerçekleşti. İşte bu 90'ların bir politikası olarak ortaya çıktı. 80 ve 90'ların bir politikası olarak ortaya çıktı. Bugün uygulanıyor. Muhtemelen bu tür akıl, yani bu akıl, bu uygulamaları bundan sonraki günlerde de uygulamaya devam edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.